Değerli basın mensupları. Kütahya İnsani Yardım Gönüllüleri Vakfı adına Abdurrahman Şahin yaptığı açıklamada Budistlerin Arakan'da Müslümanları katletmesine tepki gösteren basın açıklamasını sevgi yolunda yaptı. Basın açıklamasına Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak, İlçe Başkanı Hasan Koyun, Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Canan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Toroğlu, Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Yönetim Kurulu üyeleri, Eğitim Bilsen Yönetim Kurulu üyesi Davut Ezen de katıldı. Abdurrahman Şahin yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya ülkelerinden Myanmar'ın işgali altında olan Arakan topraklarında büyük bir Müslüman kıyımı yaşanmaktadır. Tek suçları Allah'a inanmak olan bu mazlum Müslümanlar, yıllardır zalim Budist Myanmar'ın zulmü altında yaşamaktadır. Bölgede Haziran ayından bu yana 1000'in üzerinde Müslüman insanlık dışı bir katliama maruz kalmış ve 90.000'in üzerinde Müslüman evsiz kalmıştır. Müslümanlar diri diri yakılmakta, kadın, çocuk ve ihtiyar demeden vahşice katledilmektedir. İnsanlık dışı işkence ve tecavüzlerle Arakanlı Müslümanların evlerine baskınlar düzenleniyor ve evleri yakılarak zorla sınır dışı ediliyorlar. Yaklaşık 55 milyon nüfusa sahip Burma'nın güneyinde yaşayan Arakanlı Müslümanlar baskıcı Budist yönetimi altında çeşitli eziyetlere maruz kalıyor. 1938'den günümüze kadar yapılan katliamlarda yüz binlerce Müslüman hayatını kaybetmiştir. Hukuksuz tutuklama, işkence ve kötü muamelelerin yanı sıra dini ve etnik ayrımcılığa maruz kalan Arakanlı Müslümanlar vatandaşlıktan çıkarılmakta, yerlerinden edilmekte, mallarına el konulmakta, evlenmelerine izin verilmemekte, seyahat etmeleri yasaklanmakta, okuma hakları ellerinden alınmakta ve zorla Budist halkın işlerinde çalıştırılmaktadır. Budist askeri yönetimin baskıları nedeniyle bugün 1 milyonu aşkın Arakanlı Müslüman başta Bangladeş olmak üzere Suudi Arabistan, Pakistan ve Malezya gibi ülkelerde mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Zalim Budist yönetiminden kaçan çok sayıda mülteci özellikle 90'lı yıllardan itibaren komşu ülke Bangladeş'teki kamplara sığınıyor. Ancak tahayyüllerin ötesinde olumsuzluklar barındıran bu kamplarda yaşam Arakanlı Müslümanların geleceğe dair umutlarını tüketiyor. Uzun süredir bu kamplardan birinde kalan 75 yaşındaki Kalan'ın dilinden dökülen, bizi bütün acılarımızdan kurtaracak olan ölümü bekliyoruz sözü, bu mazlum halkın çaresizliğini ortaya koymaktadır dedi. Buradan insaf sahibi gönüllülere sesleniyoruz ve diyoruz ki, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşlarının Burma hükümetine Müslümanlara yönelik baskılarını sonlandırması için çağrıda bulunmaları gerekmektedir. Müslümanların kendi köylerinden zorla çıkarılarak yerlerine fanatik Budistlerin yerleştirilmesi ve zorla çalıştırılmaları gibi durumlara son vermelidir diyen Abdurrahman Şahin, Burma hükümetinin ekonomik, siyasi ve askeri ilişkilerine dikkat çekilmesi ve bu rejimin zulmünü sürdürmesini sağlayan kaynakların kesilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Uluslararası toplum acilen Burma'da yaşanan zulmü durdurmalıdır. Bu gerçekleşene kadar ülkeler Burma ile ekonomik ilişkilerini kesmelidir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti, İslam ülkeleri, Arakanlı Müslümanlara karşı yapılan bu zulme karşı sessizliklerini bozmalı ve gerekli tepkiyi ortaya koymalıdır. Türk hükümeti Arakanlı Müslümanlara uygulanan bu zulmün önlenmesi için çeşitli platformlarda girişimlerde bulunmalıdır açıklamasında bulundu. Geçmişi çok uzun yıllar yaşanan dini ve etnik gerekçeli şiddet olaylarının artarak devam ettiği ve bir politik olarak resmen desteklendiği Arakan'da insanlığa karşı büyük bir suç işlenmektedir.